بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بقرة سورة 75 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقدوه وهم يعلمون. Ular sizlerge iman keltirishligini umid qilasizlarmi? Vaholanki ulardan bir firqasi, bir toifasi Allohning kalomini eshitar edilar. Keyin biladigan holatlarida aqllari yetgandan keyin uni tahrif qilardilar, o'zgartirardilar. Tafsiri: Afatatma'una ayyuhal mu'minun. Ey mu'minlar, sizlar umid qilasizlarmi? Wal hamzatu lil inkar. Ay la tatma'u. Dedagi savol, istifham hamzasi inkor uchundir. Ya'ni ta'ma qilmanglar, umid qilmanglar. Falahum sabiqatun bil kufri. Chunki ularning sobiqasi bor. Ular o'tmishda Allohga kofir bo'lishgan edi. Ay yu'minu lakum ay al-yahudu. Ya'ni yahudlar sizlarga iymon keltirishligini umid qilyapsizlarmi? Wa qad kana fariqun ta'ifatun minhum ahbaruhum. Ulardan bir toifasi, bir jamoat, ya'ni ahbar, ularning domlalari yasma'una kalam Allohi fit-tawrati. Tawratdagi Allohning kalomini eshitishar edi. ثم يحرفونه يغيرونه. تحريف degani تغيير، o'zgartirmoq degani. من بعد ما عقلوه فهموه. tushunganlaridan keyin har narsani tushunib bilib turib Allohning kalomini o'zgartirishadi. va hum ya'lamuna annahum muftarun. va o'zlarining iftirochi, tuhmatchi, bo'xtonchi ekanligini, to'qimachi ekanligini biladilar, deyapti Alloh taolo. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni ogohlantiryapti. Yahud va nasroniylarning, Bani Isroilning iymonga kelishligi, sizlarga iymon keltirishligidan umid qilinglar. Ya'ni xususan ularning munofiqlari to'g'risida. Bu degani da'vatni tark qilinglar degani emas. Da'vat qilamiz. Lekin nihoyatda ehtiyotkor bo'lishligimiz kerak. Mana o'tgan oyatlarda tanishdik. Ular o'zlarining payg'ambari Musa alayhisalomga qancha aziyat berdi. Bundan keyingi butun payg'ambarlarga qancha aziyat berishdi. Va qancha payg'ambarlarni o'ldirishdi. Qancha ulamolarni o'ldirishdi. Ularning jinoyatlari nihoyatda ko'p. Alloh taolo ba'zilarini sanayapti. Endi ular bugungi kunga kelib islomni osongina qabul qilishligi, osongina iymonga kelishligi, osongina bizga erishishligi mumkin emas. Oson bo'lmaydi bu narsa. Shuning uchun sizlar ta'ma qilmanglar, deyapti. Qarang, Alloh taolo bu yerda bizni ularni iymonga kelishiga ishonmanglar demayapti, yoki kutmanglar demayapti, ta'ma qilmanglar deyapti. Qani ta'ma qilishlik boshqa bir narsa. Shuning uchun biz da'vat qilamiz. Ba'zi mufassirlar aytadiki, yahudlar sahobalarga aralasharamiz, kitoblarga ishonamiz deganiga, arablarga ular yaqinroq ko'rinardi Makka mushriklaridan ko'ra. Chunki Makka mushriklari hech qaysi payg'ambarni qabul qilmaydi, Ibrohim alayhisalomdan boshqa, va kitoblari yo'q.
birorta kitobga iymon keltirmagan. Shuning uchun arablarga ahli kitoblar yaqin ko'rinardi. Ularni yaqin his qilardi. Shuning uchun Alloh taolo ogohlantiryapti. Ularga ko'p ishonmanglar ularga. Ulardan ko'p narsani umid qilmanglar. Ular mana ko'rdilar, shohidlari bo'ldilaringiz. Tarixda ham ko'p kofir bo'lishgan. Hozirgi kunda ham Tavrotni bilib turib inkor qilishyapti, bilib turib Tavrotga amal qilmayapti ular. Tavrotni buzyapti ular. Ikkinchi tafsiri yahudlarning munofiqlari, ana keyingi oyatda ham Alloh taolo xabar beradi. Sahobalardan oldiga kelsa o'zlarini mu'min ko'rsatishardi. Biz ham bilamiz, biz ham iymon keltirganmiz. Biz ham sizlarni haqliklaringizni, Muhammad alayhisalomni haqligini, Qur'onni haqligini bilamiz. Deyishardi. Siz ba'zi bir sodda sahobalar ularga ishonib ketardi. Keyin ular mana shunday munofiqlik qilib yahudlar ba'zi bir sirlarni olishardi. Sahobalarning xos majlislarida o'tirishardi. Ichlariga kirardi. Yahudiyligini e'lon qilgan holatda qilinmaydigan, hosil qilinmaydigan narsalarni hosil qilardi. Shuning uchun Alloh taolo ogohlantiryaptiki, ular sizlarga iymon keltirishligini umid qilyapsizlarmi? Ta'ma qilyapsizlarmi? Ta'ma qilmanglar. Ular sizlarni aldaydi. Gapida turmaydi ular. Chunki ular Allohga bergan gaplarida, Allohga bergan va'dalarida turmadi-ku. Sizlarga bergan va'dasini tark qilishni hech narsa emas. Payg'ambarlarga bergan va'dalarida turmadi-ku. Sizlarga bergan va'dalarida turadi. Ehtiyot bo'linglar deyapti Alloh taolo. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Alloh. Ulardan bir toifasi Allohning kalomini eshitardi deganda 3ta tafsir bor. Birinchisi ba'zi mufassirlar aytadiki Musa alayhisalomdan turtog'iga borgan haligi 70ta tanlab olingan ularning ichidagi eng aqllilari, eng obro'li kishilari ular Allohning kalomini eshitgan edilar. Keyin mana shu odamlar buzg'unchiga aylandi. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Yaxshi tushunganlardagi hammasini bilganlardan keyin bilib turishib tahrif qilishardi, buzishardi. Buzishligi to'g'risida ham ikki xil tafsir bor. Birinchisi Musa alayhisalomdan birga eshitgan narsalarini Musa alayhisalom Bani Isroilga yetkazyapti tursa, bular aytadiki, yo'q, bunday emas. Musa bunday deyapti, lekin aslida bunday emas. Alloh taolo boshqacha aytgan edi. Deb Musa alayhisalomni takzib qilishardi. Musa alayhisalomni noto'g'riga chiqarishardi. Bu bitta tafsir. Ikkinchi tafsir esa ular o'sha vaqtda Turtog'idan qaytgandan keyin Musa alayhisalomning gaplarini bilmadi-yu, lekin keyinchalik. Keyinchalik masalan odamlar bularga hurmat ko'rsatardi, bularni yaxshi ko'rardi, bular Turtog'iga borgan, Allohning kalomini eshitgan bular. Katta mo'jizani ko'rdi, bular hammasi o't tushib yonib ketdi, keyin tirilishdi. Bular boshqa bir insonlar, oldindan ham bir fazilatli insonlar edi. Bunchalik mo'jizalarni ko'rgandan keyin yana ham fazilatli bo'lgandi, odamlar ularga ishonardi, ulardan fatvo so'rardi. Ular bilib turib, hammasini tushunib turib, aql yetib turib tahrif qilishardi. Tavrotda qanday bo'lsa shunday aytmasdi. Allohning va uning rasuli Musa alayhisalom qanday yetkizgan bo'lsa shunday yetkizmas edilar. Buzardilar. Bu bir tafsir bo'ldi. Ikkinchisi, hozir Suyutini aytgandek, olimlari bo'lishligi mumkin. Bani Isroildan bir firqasi, ya'ni olimlari Allohning kalomini eshitar edilar, keyin o'zgartirishardi, buzishardi. Ya'ni olimlari mana vahum ya'lamun biladilar. Va aqaluhu aqllari ham yetdi, harasani tushundi. Shundan keyin ham tahrif qilishyapti. Buzg'unchilik qilishyapti. Qarang, olimlari xiyonatchi, xoin. Hammasini bilib, tushunib turib qilishyapti. Ularning olimlari avvalo Allohga xiyonat qilyapti, keyin payg'ambarlarga, Allohning kitobiga, o'zlariga, mana o'zining millatiga
o'zlari yergashgan kishilarga, Bani Isroilga va butun insoniyatga xiyonat qilyaptilar. Ular eng katta xoin. Hammasini bilib turib, aqli yetib turib tahrif qilishyapti, buzyapti, o'zgartiryapti. O'zgartirayotgan narsalar ham ikki xil. Birinchisi, oldindan ularga meros bo'lib kelyotgan ilmlarni o'zgartirishligi. Musa alayhissalomning shariatini buzib tashlashdi. Musa alayhissalomning shariati qolmadi. İkincisi ise Muhammed Aleyhisselam ve o kişinin sahabelerine tekişli meseleler. Onlar da tahrif kılışardı. Tevrat İncil Muhammed Aleyhisselam doğrusu haber verirken, Muhammed Aleyhisselam'ın dinini sahabeler doğrusu haber verirken, lakin onlar bilip durup, düşünüp durup, bunu tahrif kılıp, büzüp, ne doğru kılışardı ki, Tevrat İncil'deki yanı, münnemez, sen başka çalak, deyişerdi. Üçüncü tafsiri şu ki, Bani İsrail'in içindeki alimleri ve alimlerine aralaşıp yürüyen insanlar. Nereye kekrağı buluyor bu? Köprağı buluşuyor. Alimler ve alimlerine aralaşıp sohbetlerde yürüyen, ya ki talib ilim bu yürüyen, müllevetçe yürüyenler. Şunlar hemmesi. Şimdi Bani İsrail'in hemmesi demeyiniz çünkü وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ diyordu Allah falan. Bir tayfası diyordu. Shuning uchun Bani Isroil ichida Yahud va Nasronilarning ichida ilmga manzub bo'lgan kishilar. Olim, talib ilm, ilmga qiziqqanlar, ilmga ixlosli bo'lganlar, ilmni yaxshi ko'rganlar. Ular hammasi Alloh taolaning eshitishadi, lekin buzaveradi. Olimlari bilib turib buzyapti, lekin shogirdlari, mullavachchalar va ularni yaxshi ko'rganlar ularga ergashgan holatda buzyapti. Ularga tobe bo'lib ve üçüncü tafsir diyen bir ihtimali var. Üçüncü tafsir hem birbirini kullanıp kuvvet edilen tafsir. Ve üçüncü seyen bizi ağırlandırıyorduk ki, ey İslam ahli, ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sizler şu halatke çıkmayırlar. Sizler Kur'an'ın akılları yetip, Kur'an'ı düşünüp, hendesini bilip durup, onu tahrif kımeyler, düzmeyler. Kur'an ve hadis meseleleri hendesi açık, anık. Agar biror ta masala bir mujmal bo'lsa yoki keng bayon qilingan bo'lmasa, ulamolar uni nihoyatda mukammal bayon qilishgan, ulamolarning ixtiloflarini, qavullarini tekshirib ko'rsangiz, hammasi mukammal. Islom dinida zarra qadar kamchilik yo'q. Adashib qoladigan, bilmay qoladigan yeringiz yo'q. Shunday ekan, nimagandir bilib turib, sizlar Qur'on hadisni tahrif qilasizlar. Bilib turib qanday qilib oyatning zohirini o'zgartirasizlar. Oyatdagi hukmlarni o'zgartirasizlar. Ibodat masalasida bo'lsin, e'tiqod masalasida bo'lsin, siyosiy masalalarda, tarbiyaviy masalalarda, harbiy masalalarda, hukumat masalalarida, xullas butun masalalarda Qur'on hadis qanday bo'lsa, biz shunday qabul qilishligimiz kerak. Qur'on hadis har tarafga bo'lmaylik va olimlarimizning so'zlarini ham har tarafga bo'lmaylik. Noto'g'ri taraflarga bo'lmaylik. Bo'lmasam Yahud nasoylariga ergashganlardan bo'lib qolamiz. Payg'ambarimiz alayhissalom ogohlantirgandilar, meni ummatim Yahud va nasoylariga ergashib ketadi deganlar, o'shalardan bo'lib qolmaylik. 76-oyat. Va iza laqul ladina amanu qalu amanna. Va iza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaykum liyuhaddukum indihi inda rabbikum afala taqilun. Va ular iymon keltirganlar bilan uchrashib qolganlarida biz ham iymon keltirdik deyishadi. Ya'ni mu'minlar bilan sahobalar bilan ro'baro kelib qolganda biz ham iymon keltirdik deyishadi. Ba'zilari ba'zilariga xoli qolganda, yahudlar o'zlaridan o'zlari qolganda shunda aytishadiki, Alloh taolo sizga fath qilgan, Alloh taolo sizga ochgan narsani ularga aytib berasizlarmi? Robbingizning huzurida mana shu ma'lumotlar bilan sizlarga hujjatlashligi uchun afala taqilun, aqllaringizni ishlatmaysizlarmi? Deyishardi. Tafsiri va iza laqu ay munafiqul yahud, munofiqlarning yahudlari, allazina amanu
Yani iman getirgenler bilen rubaraki gende, sahabeler, mumunlar, şu kişilerge rubaraki kese, halu amenne, iman getirdik dişeni, bi enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyün ve huvel mubaşşeru bihi fi kitabine. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Ve biz kitabımızda Tevrat'ta beşarat verilgen yakında kiledir diyen zat meneşü kişi dişeridir. Ve izâ khâle raca'a ba'duhum ile ba'din, bazıları bazıları kayıtken de, yani bu münafıklar başkalarının içine girgen de, kâlu ey ruasâhum ellezîne lem yunâfiqû limen nâfeqâ. Ulanın reisleri, yani münafıklık kımagenleri, açıkçası'ya inkâtıl yaptırgenler, münafıklık diyen Yahudlar geçerdi ki, etuhaddisûnehum eyel mu'minin. Mu'minler yaitib birasılar mı? Bime fetehallahu aleykum ey arrafakum fit tevrati minnati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Tevrat'ta Muhammed aleyhisselam'ın sıfatıdan ibaret buyan. Allah Teala sizlerge tanıştırıyan, bildirgen derslerini ular yaitib birasılar mı? Liyuhaddukum, liyuhasimukum. Sizlerden tartışlık için. Vallahu lissayrureti, lamin aylantırışlık için. Yani sizlerden hüccetleşedigen, sizlerden tartışedigen buluşluk gücüne, yeterli sizlerden tartışsın, hüccetleşsin de vayeti veriyorsunlar mı? Bihi inde rabbikum, yani şu nesnelerle, şu malumatlar bilen, Rabbinizin huzurda, fil ahireti, kıyamet gününde. Ve yuqimu aleykumun hüccete fi terki ittiba'ihi, ma'a ilmikum bi sidqihi. Muhammed Aleyhisselam'ın sadıklığını bilişlerinizden bir gelikte, Muhammed Aleyhisselam'a ittiba kılıçlik, geçlikte tert degenliklerinizde sizlerge hüccet kayın kılıçlık üçüne sizlerin zararlarınızda hüccet kayın kılıçlık ki onlar. Dünyada ve ahirette yeterli ki sizler Muhammed Aleyhisselam'ın haklılığını bilesiler, bilip durup yeri geçmeye yapsalar deyişedir. Efele teakilun, akıllarda işletmeyesiler mi? Ennehum yuhaccunakum izâ haddestumuhum fetentehu. Yani sizler onlar gibi bu malumatları ayırırsalarız, sizlerden hüccetleştiği, sizlerden tartıştığı, akıllarınızı işletmeyseler mi? Fetentehu bu işten toktasalarız bu miydi mi? Toktamayseler mi? Diyemdi. Bu iş tükürmeyeler diyemdi. Yani bana şu ayet gösterken ayet Bakara surasını başlattı. Ve izâ lekul lezîne emenû kâlu emennâ ve izâ halav ilâ şeyatînihim kâlu inne ma'akum. İnnemâ nehnu müstehzi'ûn diye ayet tuttu. Hani birbiriye kanca okşa yaptı. Peki yukarıdaki ayet münafıklar doğrusu dedi. Yahudiler doğrusu demez. Ben İsrail doğrusu demez. Münafıklar doğrusu da. Sahabeler içinde yürüptü. Bizem Müslümanımız, bizem mumumuz, bizem sahabemizdir. Birge namaz okuyaptı, birge cihat kılıyaptı. Lekin ulardan Yahudilerin münafıklığını getirdiler efendim. Bir hıl. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا قَالُوا اَمَنَّا. Münafıkların hepsidir. الْكُفْرُ مِلَّتُنْ وَاحِدَ. Küfür bir millettir. Kaysi milletten, kaysi cemaatten, kaysi dinden çıkan bu sebusun hepsidir. Hepsi bir sınıflar, münafıklar. İki yüzlü insanlar. İçi başka, taşlı başka insanlar bunlar. Kaleye kançalı yok şey yaptı bunlar. Sahabeler de aldı ekip balışsa, iman getirdik diye işaretli. Münafıkların Yahudları bunlar. Münafıkların üçge bölünedi. Biri İslam'da kabul kıyan en saadetli insanlar. Bunlar iki de sevap. Biri Musa Aleyhisselam iman getirgenliği, ikincisi Muhammed Aleyhisselam iman getirgenliği. Hani nimet. İkincisi münafıklar. Sahabeler de aldı ekipse, bizden bilemiz. Bizden işengenimiz, iman getirgenimiz, haksılar. Muhammed Aleyhisselam kütülü yapıyan peygamberidir. Kur'an ayetlerinin hepsi hak değil. Yani. Lekin uzunu taifesi yakaytkenden ki, uzun cemaati yakaytse, biz onları da elde yapıp salaz, mezhele akıl yapıp salaz, onları da sırrını örgen mahçırı salaz, gep alı yapıp salaz ve başka başka geplerde yapışarıdır. Üçüncüsü ise, uzunu batıldığına mahkem türgen. Hiç kanakasıya İslam'a yakınlaşmayan. Kalbideyem, zahirdeyem yakınlaşmayanlar. En kattık Yahudlar. En kattık
Yahud va Nasroniylar. Hozir bu yerda tafsirni zohiri ikkalasini ehtimol qiladi. Ya'ni bu yerda hozir gaplashib turgan Yahudlar ikkalasi ham munofiq bo'lishi mumkin. İkilesi hem sahabelerden oldu yekigende birbirini mu'min kürsetebilen buluşu mümkün. Ayetin zahiri şuna yaptı da وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضِهِمْ diye. Peki İmam-ı Suyuti ikinci ve üçüncü taife de böyle yaptı. Münafıklık diyenler rehberlerinin olduğu var diyenler. Yani üçüncü taife ki hiç kanakası ki İslam'a yakınlaşmayı diyenler de olduğu var diyenler onlar bunların alamak kılıyordu. Lekin ikkala tafsirda ham ehtimoli bor. Malomat qilyapti turganlar haqiqatdan ularni olimlari, rahbarlari va o'zini botilligida mahkam turganlari bo'lishi ham mumkin va o'zlariga o'xshab munofiqlik qilib yurganlar ham bo'lishi mumkin. Ikkalasida ham ehtimoli bor. Chunki hadisda o'qigansizlar, bir kun ikkita yahudiy aytdiki, "Kechu payg'ambarni oldiga boramiz" dedi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni qasd qilyapti. Bari bazı meselelerini soruyoruz dedi. Dedi ikinci etki ki onu değil demeyin. İştik olsa hursam bu kitabı. Beni peygamberliğimi kabul dikendirdi. Ki bir kere ziyem gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'dan savaş soruştu. Peygamberimiz Aleyhisselam cevap vergenler ki bir kere ziyem siz hak peygambersiz değişti. Lekin Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki eğer beni hak peygamberliğimi bilgen bu salarist nega qabul qilmayapsizlar deganda biz yahudlardan qo'rqamiz chunki ular keyin bizni o'ldirishadi deydi. Bizni tirik qo'ymaydi deydi. Ana ikkalasi ham kelyapti, ikkalasi ham munofiqlik qilishyapti va bir-birini malomat qilyapti o'rtasida. Shuning uchun ikkala tafsirda ham ehtimol bor. Bima fatahallohu alaykum degani ya'ni sizlarga ochgan. Fathun kalimasini ma'nosi ko'p. Faqat gina biz arrafa desek, Alloh taolo sizlarga bildirgan narsalarni ularga aytib berasizlarmi? Unda ular keyin shu narsalarda Robbingizning huzurida sizlardan tortishadi, hujjatlashadi. Sizlar bilib turib Muhammad alayhisalomga kofir bo'lsalar, Qur'onga bilib turib kofir bo'lsalar ekan, sahobalarning haqligini bilib turib kofir bo'lsalar ekan, deb sizlar bilan tortishadi, ular hujjatlashadi degan tafsiri ham bor. Fataha qazo degan ma'nosi ham bor. Hukm qildi, hakama degani. Alloh taolo sizlarga hukm qilgan narsalarni ularga aytib berasizlarmi? Hukm qilishligi ikki xil bo'ladi. Birinchisi Alloh taolo payg'ambarimiz to'g'risida, Qur'on to'g'risida, sahobalar to'g'risida faqatgina xabar berib qo'ygani yo'q. Balki hukm qilgan. Butun payg'ambarlardan Alloh taolo misoq olgan, ahd-i paymon olganki Muhammad alayhisalom deganda qo'llab-quvvatlaysizlardi. Va payg'ambarlar ham o'zlarining ummatlaridan ahdi paymon olgan. Shunday qilib Bani Isroil, Yahud va Nasroniylar Allohga va o'zlarining zamondagi payg'ambarlariga ahdi paymon berganki, Muhammad alayhisalom kelsa, oxirgi zamon payg'ambari kelsa, qo'llab-quvvatlaymiz deb. Alloh hukm qilganini shuni qo'llab-quvvatlaysizlar deb. Buni sahobalar biladi. Ba'zan mana Yahudlarning munofiqlari kelib e'tiroz qilardi. To'g'ri, kinasalar bor gap deyishardi. Chunki sahobalar muzokara qilardi ular bilan. Hadis kitoblarida o'qidilaringiz, hattoki Umar ba'zan borib ularning majlislarida o'tirar edi. Va Umar aytadiki, men ulardan ilm o'rganishligi uchun emas. Men ular Tavrotni o'qiganda, Tavrotni muzokara qilishganda eshitib o'tirardimki, Qur'on bilan Tavrotni o'rtasidagi munosabatni tekshirishlik. Va haqiqatdan ham Tavrotni Qur'onga nihoyatda yaqinligini ko'rardim deydi. Hatto bir kuni Tavrot sahifalarini Rasulullohning huzuriga ko'tarib keldi. Sahobalarni da'vat qilishlik maqsadida, shular ham najot topsin, jaholatdan chiqsin, haqqa kelsin, mana shu saodatdan ular ham bahramand bo'lsin degan maqsadda darro ularni muzokara qilishardi. Darro diniy suhbatlarni boshlardi. Shunda ba'zi yahudlar aytadi ki, sizlar yo'llaringiz boshqa, biz yo'limiz boshqa dedi. Ba'zilar esa munofiqlik qilardi. Va ba'zi yahudlarni sahobalar Madinaga kirgizmasdi ham. Kirgizgan taqdirda ham juda bir chegaralangan holatda muomala qilinardi. Shuning uchun ba'zi yahudlar dunyoviy manfaatni hosil qilishlik uchun Madinaga bemalol kirib chiqaylik,
nimalo tijoratlarimiz bo'lsin degan maqsaddan munofiqlik qilishardi. Ba'zilar esa siyosiy maqsaddan munofiqlik qilishardi. Shunda e'tirof qilishardi. Fatahallohu ya'ni hukm qilgan degan masalaga Alloh hukm qilganda itoat qilmagan masalalar. Ya'ni ularga azob bo'lishligi. Kunu qirodatan xosiin. Xor holatdagi maymunlarga aylanib qolinglar deb Alloh taolo hukm qildi. Shuni ham sahobalar so'rashardi. So'rasa ba'zilar e'tirof qiladi, haqiqatan shunday bo'lgan ekan. Tarixda ba'zi ajdodlarimiz shu xatoni qilgan ekan deyishadi. Yana ba'zi tafsirlarda keladiki, bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom yahudlarga shunday xitob qildilar. Ey maymun to'ng'izlarning zurriyotlari, ey butparastlar, deb ularni botilligini rad qilib, ularning xiyonatlarini ochgan vaqtida o'rtalarida aytdiki, Muhammadga kim aytdi buni? Qaydan bildi biz ajdodlarimiz maymun to'ng'izga aylanib qolganligini? Deb bir-birini ma'lumot qilishdi. Sizlar aytdilaringizmi? Aytmasangiz qaydan biladi u? Bu narsalarni yashirishardi. Hozir ham siz yahud nasoralarning gaplashingda yashirishga harakat qiladi. Keyin bunday ochishni boshlasangiz, qizarib, bo'zarib, sen qaydan bilding buni? Kim aytdinga? deyishni boshlaydi keyin. Gapni aylantirishni boshlaydi. Demak, Alloh sizlarga ochib bergan narsani ularga aytib berasizlarmi degani juda keng ma'no ekan bu. Faqatgina masalan Tavrotda payg'ambarimizning sifatiga xoslar tushunildi. O'zlarining holatlari. Masalan, rajim masalalariga o'xshagan, ularda shariatida bo'lgan hukmlarni o'zgartirganliklari hammasi bor. Hammasi keladi bu yerga. Shu bundan oldingi oyatda summa yuharrifunahu tafsirida boshqa tafsirlarda masalan Allohning hukmlari deb rajimga o'xshagandi, rajimni misol qiladi. Imom Suyuti ham shuni keltirganda yaxshi bo'lardilar. Nimaga? Chunki hozirgi musulmonlarni ko'ryapsizlar. Yahud nasroniylardan ta'sirlangan professorlar rajimni inkor qilyapti. Islomda rajim yo'q deyapti. Bu sahobalar noto'g'ri tushungan deyapti. Tobiylar noto'g'ri tushungan deyapti. Qani rajim bo'lsa Qur'ondan ko'rsatsin. Qur'onda yo'q-ku deyapti. Qur'onda yo'q narsani sahobalar nimaga rivoyat qilishadi? Qur'onda bo'lmagandan keyin demakki hadisda ham yo'q deydi. Va har xil vasvasalar bilan avomlarning aqidasini buzyapti. Ko'pchilik ilmsiz odamlar ta'sirlanib qolyapti. Yahudlarning qilig'i bu, yahudlarning odati Allohning hukmlarini o'zgartirishlik. Yani sizlar bu ma'lumotlarni aytib berasizlar, ertaga qiyomatda Allohning huzurida sizlardan tortishadi kim ular? Aytmanglar deyishyapti. Oxiratga iymonlari bor ularni. Ertaga qiyomat kunida bunday hisob bo'lishligi, tortishmalar bo'lishligini bilishadi. Bilib turib xiyonat qilishyapti, qarang. Bilib turib dinini dunyo uchun sotyapti ular. Afala ta'qilun? Bir-birini ma'lumot deganda aqllaringizni ishlatmaysizlarmi deyapti. Xiyonatni aqllilik deb bilishyapti. Kazzoblik jaholatni aqllilik deb bilishyapti. Har kim o'zicha bir narsani aqllilik deyoradi. Lekin aqllilik nima? Qur'oni hadis buyurgan narsa. Qur'oni hadis chaqirgan narsa aqllilikdir. Qur'oni hadisga xilof bo'lgan narsa ahmoqlik, aqlsizlikdir. Yana shu yerda ichimizga qaraymiz. Bu oyatlar bizning kitobimizda nozil bo'lganligi uchun bizga tegishli taraflari bor buni. Biz ichimizda shunday sifatli insonlar chiqib qolmasin. Ming afsuslar bo'lsinki, yuqorida aytganimizdek, ya'ni ba'zi olimlarimizda shunday sifatlar bor. Ba'zi olimlar haqni gapirmaydi. Nimaga zarariga hujjat to'plamasin deb. Aytmaydilar odamlarga deydi. Boshqa bir olim aytsa, nimaga aytyapsiz deydi. Yani o'zimiz ham boshimizni o'tyapti. Oldiniga bizga ba'zi bir domlalar olimlar o'zlaricha nasihat qilgan bo'ldi. Siz hamma narsani aytavermang odamlarga. Bu masalalar bayon qilinmaydi deyishdi. Qaradiki biz aytyapmiz, davom etyapmiz, keyin dushman bo'lishdi keyin. Bu bizni gapni qabul qilmayapti, butun sirni ochyapti, butun masalani ochib tashlayapti. Keyin dushman bo'lishdi. Oldiniga chiqdi, bu ilmni zoya qilyapti. Bu ilmdan juda qiymatli, hammaga aytilmaydi bu narsalar. Xos insonlarga aytilishlik kerak.
deyişdi. Endi közde yurup inkar kılışıyamdı. Ne be olsa bulsun biz karşımızdır. Demek ki ayıpları açılıp kalıyamdı. Ve ikinci tabakalar, alımlar yeri geçmiyorlar, bazıları uzun dindarlı bilgiler, ilimge muhabbeti varlığını dava kılıyamdılar. Bunlar hakikaten muhabbeti buluşu mümkün. Bazıları talib ilimler hakikaten bir muhlis buluşu mümkün. Lekin o'zlarini yolg'onchi, xiyonatchi domlalariga ishonib turib, haqqa qarshi bo'lishadi. Bir-biriga nasihat qiladi o'zlaricha, aytmaylar. Haqni gapirganlarni vahobiylar deb turib, vahobiylarga bu masalalarni aytmaylar deydi. Vahobiylarda oldi bu masalalarni ochmaylar deydi. Vahobiylar shu masalalarni so'rasa e'tirof qilmaylar deydi, rad qilaveringlar deydi. Nimaga? Ayblar ochilmasligi uchun. Bunlar anlaşadı. Ve içerdi ki, bizi zararımızın hüccet bu kaladı ki. Dünyada tartışırken, ahirette tartışırken, bizi zararımızın hüccet bu kaladı. Akıllarını işletmeyseler mi? Ekmeyler bunları ya. Müde akılsızlık kim eylendi işerdi? Lekin bu, bana ayet etti ki, Yahudiyettir, Nasraniyettir. İhtiyat buluşluk gerek. Yahud Nasraniyettir yoksa kamelik. Hakkı bayan kılelik. Ve daim hakka tarafdar bulelik, hakkını himaya kılelik. 77. ayet. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Allah şimdi onları malamat kılıyor ki, Allah Teala onların sır kıladığı nesnelerini ve ilan kıladığı nesnelerini bilişliğini bilmeydiler mi? قال تعالى تفسير أولا يعلمون الاستفهام للتقرير لذا استفهام تقرير يجون يعني برقرار قلسة يجون والواو الداخلة عليها للعشف وبرده واو يسا أولا دي و عطف يجوندر أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يعني ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره o'sha narsalarni undan boshqa narsalardan ular yashiradigan va izhor qiladigan, ochiq qiladigan narsalarni Alloh taolo bilishligini bilmaydimi? Tayar'avu an zalik. Keyin shuni rioya qilsalar, shundan qo'rqsalar, tiyilsalar bo'lmaydimi? Nimaga bunday qilyapti, deyapti Alloh taolo. Qarang, ularni rad qilyapti Alloh taolo. Alloh ularni maxfiy qiladigan va e'lon qiladigan, oshkora qiladigan butun narsalarni biladi-ku. Shuni bilishadi-ku o'zlari. Allah Teala bütün nesanın bilinçliğini biledi. Onlar dahi etseyem, açık etseyem. Yani onlar itiraz kümeseyem, sahabelerden de hak deyin ki akılırsa, yaşırsa, beraber biledi ki Allah Teala. Yani sahabelerden bilinçliği şartmaz ki. İnsanlarda bilinçliği şartmaz. Allah bildi mi? Kifaya. Allah'tan korksun onlar. Ne ki mahluklardan korkuyor? Allah'tan hicalet bulsun. Ne ki mahluklardan hicalet buluyor? Avvalo bu narsa Yahud nasroniylarga boradi. Yahud va nasroniylar odamlardan qo'rqmasin. Allohga qasam ichib aytamanki, hozirgi Yahud va nasroniylarning domlalarining hammasi haqni biladi-yu, o'zini millatidan qo'rqib, domlalikdan mahrum bo'lib qoladan, meni haydab olishadi, urib o'ldirishadi, falon-piston deb qo'rqqanidan botilga xizmat qilyapti. Lekin o'zini botilligini biladi. Lekin Alloh taolo uni maxfiy qilyapti degan butun narsalarni biladi-ku. O'zini o'zi aldayapti xolos. Millatini aldayapti xolos. Odamlarni jahannamga yetkazib ketyapti xolos. Ikkinchidan mana bu oyatdagilar. O'rtalarda buncha tortishlikka hojati yo'q. Alloh bilyapti-ku. Allohdan uyalsin ular. Allohdan hijolat bo'lsin. Ming yashirgani bilan Alloh biladi-ku baribir. Biladi kazzobligini, xoinligini. İkinci tafsir, biz içimizden çıkan, Müslümanlığı dava kıladırken Yahud tabiat mülleler. Şular, sır kıladırken ve ilan kıladırken meselelerini Allah Teala bilişliğini bilişmeydi mi? Allah hani seni biledi ki, bilişedi ki. Uzun sel gepke sasıyız, Allah hem bana seni biledi, bizi kalbimizi iç içi de gilerleyen biledi. En çukur, en yaşırın arzularımızı yen biledi Allah Teala. Allah hannesiye kadir Allah'tan korkuyelik, zahirimizden, batınımızden doğru bulelik, diş öğrendi.
Lekin o'zlari haqqa düşman, haqqa muxolif, haqni yashirishadi. İnsanlarga botilni haq qilib ko'rsatishadi, haqni botil qilib ko'rsatadi. Alloh taolo malorat qilyapti. Bir insonda agar aql bo'lsa, iymon bo'lsa, modamiki Alloh taolo hammasidan xabardor, zohirini ham botilini ham Allohdan qo'rqqan holatda isloh qilsin, o'zini tuzatsin. Alloh subhanahu va taolo bütün ummatni ve bütün insoniyatni bunday kazzoblar, dajjollar, yolg'onchilarning fitnasidan saqlasin.